Resim yapmayı seviyor musun? Hı, seveyim ya. En çok hangi resimleri yapmayı seviyorsun? Çiçek. Başka? U bölge. Başka? Şapkalı adam. Şapkalı adam. Bir de kedi. Kedi. İşte Muhammed bu evde doğdu zaten. Doğuştan zihinsel engelli Muhammed. O zaman işte biz bunu ulusta bir okul vardı işte devletin. İşte biz oraya kaydettirmiştik Muhammed'i. Muhammed oraya işte bir 4-5 sene falan gitti. Bu orada işte bunlar iş eğitim alıyorlardı orada. Bir atölyeler vardı. İşte orada bunlar kağıt kalem veriyordu hocalar. Orada bir şeyler karalayıp duruyorlardı. Ondan sonra bu demişler ya bunları bir işte bir ressama göstersek falan diyorlar. İşte Harun Antakyalı'yı okula davet ediyorlar. Harun Antakyalı diyor ben diyor ilk diyor gittiğimde diyor ben diyor normal bir okul zannediyorum diyor yani öyle engelli bir okul olduğunu bilmiyordum diyor. İşte okula vardım diyor bir girdim içeriye diyor yani bu bebeler görünce diyor bir anda yani beynim durdu diyor. Ben bir telaşa düştüm diyor yani bu çocuklara ne yapabilirim diye diyor. Ben diyor burada bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Yani okulda kabul ediyor. Ondan sonra Harun Antakyalı gidiyor atölyesinden boya fırça falan getiriyor oraya. Bunlar o dönem okulun kantin duvarlarını Harun Bey'le beraber yaptılar. Oradan işte Harun Bey abi dedi bu çocuk dedi bu işi çok seviyor dedi. Muhammed dedi bu işten dedi bu çocuğu koparmayalım dedi. Yani bu dedi okuldan dedi mezun olduktan sonra dedi benim atölyeye gönderebilir misin dedi. Olur dedim ben işte Harun Bey'in Kavaklıları'da atölyesi vardı. Okuldan sonra biz oraya gönderdik Muhammed işte bir yıl falan da oraya gitti Harun Antakyalı'nın yanına. İşte bir yıl sonra Harun Antakyalı dedi abi benden bu kadar dedi. Dedim ya Harun Bey benden bu kadar biz dedim bu işi dedim mesleğimiz değil işimiz değil dedim. Ben bunu nasıl yaparım nasıl götürürüm. Abi senin yapacak dedi bir işin var dedi. Evde dedi bir oda dedi buna dedi atölye yapacaksın. Buna dedi malzemesini alıp dedi atölye koyacaksın. Bu zaten görevini biliyor dedi. Bu yapacağını yapar dedi. Sen dedi ondan sonrasına karışmayacaksın dedi. İşte o şekilde biz Muhammed'e bir oda verdik. Bir atölye olarak kullanması için. İşte malzemesini alıp oraya yığıyorduk. Muhammed orada kendi kendine işte bir şeyler yapıyordu. İşte malzeme kalmadığı zaman da duvarların diplerinden başladı karalamaya. Biz de seslenmedik. İşte evin tamamını resimledi Muhammed. Ondan sonra atölyesini zaten o dönem bitirdi. Baktık. Ondan sonra bu odayı da yapacağım, o odayı da yapacağım der ki evin içini tamamen resimledim onu. Ondan sonra işte evin dış cephesine çıktı, dış cephesini resimledi. O aşağı bahçeyi falan resimledi. Bizim kötü balkon var mesela, o balkonda bak yerler resimdir. Yani evin duvarları bittiği zaman o yere yaptı mesela. Yerler balkonu betonun üzerine resim yaptı. Ondan sonra Muhammed'in işte evin dış cephesini resimledikten sonra herkesin dikkatini çekmeye başladı gelen geçenin. Derken Muhammed'e bir ziyaretçi akını başladı. Şimdi Muhammed'in işte Almanya'dan, İsviçre'den yani bir sürü Muhammed'in ziyaretçiler geliyor mesela. Turistler mesela işte tesadüfen rastladıkları zaman hatta birinde iki tane turist işte gezip duruyordu sokakta. Dış cepheyi fotoğraf çekinmeye uğraşıyorlardı. O gün Muhammed de yoktu evde. Ben evi dedim gezebilirsin dedim. Ben evde kimse de yoktu o gün. İşte adamlar gezdiler. Çıktılar giderken bana ben de işte mısır satıyordum o gündür. Kapının önünde mısır tezgahım kaynıyordu. Bana işte çıktıktan sonra dediler ya işte ücret kaç para diye. Yani müze zannediyor adamlar. Ben dedim ücretsiz dedim. Hatta birer de mısır ikram ettim ben o turistlere. Yani çok memnun oldular öyle gittiler yani. Şimdi ben aşağı yukarı 80'den beri ben seyyar satıcılık yapıyorum. Yani işte kışın kestane yapıyoruz, yazın işte ne bileyim mısır yapıyoruz. Ha, onu da zaten o kazancımızın zaten yarıdan çoğunu Muhammed'e harcıyoruz. Yani insanlar ne bileyim işte Muhammed'den birçoğu öyle hediye bekliyor. Yani birçoğu bedava almaya çalışıyor. Yani yaptığı esere de işte kimsenin bir şeyi olmuyor yani. Saygısı olmuyor, değer olmuyor. Onun için biz Muhammed'in bu şekilde değil de mesela Muhammed'in işte gördüğün resimler bütün duvar diplerinde evin. Resimleri depolayacak yerimiz yok. Koyacak, saklayacak bir yerimiz yok. Hep her şey ortada. Yani öyle olunca da Muhammed mesela misafirimiz, suyumuz geldiği zaman işte çoluk çocuk resimlere zarar verecek diye herkesten onun peşinde koşuyor, bunun peşinde koşuyor. Muhammed yani resimleri delecekler, yırtacaklar diye adam onları korumaya çalışıyor. Kırklareli Belediyesi davet etti bizi. Kırklareli'nin ilk yerleşim yeriymiş. Yani köfne yıkık dökük bir yerleri var. Yani orayı işte turistik bölge yapmak için, canlandırmak için çalışıyorlardı. İşte ilk orada bizi Muhammed'i davet ettiler oraya. İlk çalışmayı Muhammed'le başlattılar Kırklareli'ne. Orada Muhammed 3 tane sokak duvarı yaptı. Biz orada çalışırken falan mesela o Kırklareli'ndeki o talebeler, malebeler Muhammed'in akın akın ziyaretine gelmeye başlamışlardı oradayken zaten. Şimdi işte o 3 duvarı tamamladık geldik biz. Şimdi o 3 duvarda mesela Kırklareli'nde evlenenler,
düğün edenler işte oraya giderler, o duvarların dibinde resim çekinirler. Neredeyse 10-12 senesini bu işe verdi Muhammed. Yani evin duvarlarını boyadı, dışını boyadı, evin işte ne bileyim yerlerine kadar varasıya boyadı Muhammed şu anda. Hani biz bu evde kiracıyız. Yarın buraya kentsel dönüşüme gittiği zaman bu evi gelip birileri yıkacak. Yani bu ev yıkıldığı zaman bu bizim eserlerimizin hepsi mahvolup gidecek. Hani biz istiyoruz ki bu Muhammed'in burası müze olsun. Yani kalıcı bir şekle dönüşsün. Bir de mesela Muhammed'in ne bileyim işte okullarda, kreşlerde, buralarda mesela ne bileyim işte Muhammed bir sanat yapıyor. Yani bir eğitim alsalar mesela çocuklar deseler ki ya işte Muhammed gibi çocuklar yok mu bu ülkede? Dolu. Yani o insanlara en azından Muhammed bir yol gösterse, yön gösterse. Şimdi Muhammed böyle miydi? Muhammed böyle değildi. İşte yıllarımızı verdik Muhammed'i yani bu duruma getirebilmek için. Hani bizim aradığımız Muhammed'i ne bileyim işte bir yerlere getirebilmek. Muhammed'i yarın biz olmadığımız zaman Muhammed mesela biz şimdi tuvalini alıyoruz, boyasını alıyoruz, işte ne bileyim kazancımızın bir yaradan fazlasını Muhammed'e harcıyoruz. Ama yarın biz olmadığımız zaman zaten Muhammed bu işi zaten götüremeyecek. Zaten bizim bildiğimiz bir iş değil. Ama işte biz kendi çapımızda, kendi gücümüzle neredeyse biz 10-12 senedir başladığımız yerde, başladığımız noktadan devam ediyoruz. Yani biz bir adım daha ileri gidemiyoruz yani. Zaten benim mesleğim, işim de bu değil. Ama ben seyyar satıcılık yapıyorum. İşte kışın kestane yazdım, şu bu. Yani günübirlik kazanıp günübirlik yiyen bir insanız biz yani. Onun için şimdi bu Muhammed'in işleri biz olmadığımız zaman ister istemez aksayacak, bitecek. Yani yarın bu evi mesela yıktıkları zaman bizim bütün hayallerimiz zaten bitecek orada yani. Demek istedim işte Muhammed'i bilmiyorum. Artık Kültür Bakanlığından mı, devletten mi, belediyelerden mi? Yani bu işi bilen insanlar yani el atması lazım. Boya mı bitti? Boya bitmeseydi bitirir miydin? Hangi renkler lazım? Hayır.